Evet sevgili arkadaşlar sizlerle bir önceki videoda sinir sistemine giriş yapmıştık. Nöronun yapısı, nöron çeşitleri, impuls iletimi, sinaps gibi kavramlara değinmiştik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi esas sinir sistemi konusuna arkadaşlar. Bundan önce kısım doku kısmıydı. Şimdi sistem kısmındayız. Biz ilgilendiren insanda sistemler, bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Hayvanlardaki sistemler artık bizi yeni müfredata göre ilgilendirmiyor. Tekrar ediyorum, hayvanlardaki sistemler bizi ilgilendirmiyor. Artık bizi ilgilendiren insandaki sistem fizyolojisi diyoruz arkadaşlar. Yani bizim hayvanlardaki sistemleri sınıf sistemler kadar bilmemiz kafi sevgili arkadaşlar. İnsanda sinir sistemine baktığımızda sayın arkadaşlar merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi dediğimiz iki tane sistemden meydana geldiğini merkezi sinir sisteminin ismi gibi merkezi olduğunu yani arkadaşlar değerlendirme yönetim gibi kısımları olduğunu çevresel sinir sistemini ise merkezi sinir sisteminden çıkan sinirlere veya merkezi sinir sistemine giren sinirleri içerdiğini bilmemiz gerekiyor. Merkezi sinir sistemine baktığımızda ise çok önemli iki organ arkadaşlar. Birisi beyin, birisi omurilik. O geçen videoda paylaştığım bedava denilen arkadaşlar organımız. Neden bedava? Aslına bakarsanız dünyadaki canlılar içerisinde beyni en gelişmiş canlı insandır. Ve bedava bir şekilde bize bu kıvrımlı çok zeki yapı verilmiştir sevgili arkadaşlar. O beyine baktığımızda ön beyin, orta beyin ve arka beyinden meydana geldiğini görüyoruz. Ön beynin uç ve ara beyinden, arka beynin ise arkadaşlar işte beyin sapı dediğimiz yapı, pons, beyincik ve omurilik soğanından meydana geldiğini görüyoruz. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Diğer merkez sinir sistemi elemanı ise beyinden çıkan arkadaşlar bir kordon gibi sırttan kuyruğa kadar uzanan arkadaşlar bir yapıdır. Çevresel sinir sistemine baktığımızda ise tekrar ediyoruz merkez sinir sisteminden çıkan sinirler ve merkezi sinir sistemine giren sinirlerden meydana gelen bir sistem isminden de anlaşılır gibi tüm arkadaşlar insanın vücudunu çevreleyen her yerde bulunan saran sistem. Çevresel sinir sistemi istemli çalışan kaslara giden sinirlerden oluşan somatik sinir sistemi, istemsiz çalışan organ ve kaslara giden sistemleri oluşan otonom sinir sistemi olarak içeriliyor. Otonom sinir sistemi ise her bir kasa veya organa bir çift giden sempatik sinirler ve parasempatik sinirlerden meydana geliyor diyoruz. İnsanla sinir sistemini merkez sinir sistemiyle başlatıyoruz sevgili arkadaşlar. Merkezi sinir sistemine baktığımızda gerçekten de merkezdir. Yani yönetim yeridir arkadaşlar. Yani canlıda vücudumuza meydana gelen bütün olayları arkadaşlar kontrol eden sistem gibi düşünebiliriz. Neden? Gerek endokrin sistem elemanları, gerek arkadaşlar organların kontrolünü sağlayan merkezler hep buradadır arkadaşlar. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşunu bir önceki arkadaşlar kağıtta söylemiştik. Beyin ve omurilikte 3 katlı zarımız var arkadaşlar. Bu üç katlı zar dıştan içe doğru sert zar, örümceksiz zar ve ince zar olarak 3'e ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Hani kitaplarda sadece beyinde olarak gösteriyor ama aslında beyinde yok. Hem beyinde var bu zarlar hem de omurilikte var sevgili arkadaşlar. Sert zara baktığımızda hemen kafatasının altında kafatasına yapışık halde bulunan beyni arkadaşlar dıştan gelen mekanik etkilere karşı koruyan bir zardır. Örümceksiz zara baktığımız ise sert zarla ince zar arasında arkadaşlar şöyle ince ince bağ doku lifçiklerinden meydana gelen bir zar yapısıdır. İnce zara baktığımızda ise beynin beyin kabuğunda bulunan kıvrımları tamamen sarmış harbiden ince bir zar ve kan damarları kılcal kan damarları bakımından çok zengin bir zardır. İnce zara gelen kan, ince kan damarlarına gelen yüksek basınçlı kan arkadaşlar. Dolayısıyla kılcal damardan süzülen bir doku sıvısı var. İşte bu sıvıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Beyin omurilik sıvısı diyoruz sevgili arkadaşlar. Beyin omurilik sıvısı ne yapıyor? Beyin omurilik sıvısının birinci görevi arkadaşlar bir kere bizim beynimizin mekanik etkilere karşı koruyor arkadaşlar. İkinci görevi ise arkadaşlar damarlarla beyin arasındaki İyon değişimini ve madde değişimini yani madde alışverişini sağlıyor. Yani biz beynimizdeki sinirler e, besinlerden alıyor. Beyin omurik sıvısından diyebiliriz rahat bir şekilde. Şimdi merkez sinir sistemi elemanlarını dıştan saran zarın. Arkadaşlar gavurca ismi meninges. Meninges ne demek arkadaşlar? Meninges zarlar demek. İşte bu zarlar eğer iltihaplanırsa hepinizin aslında çok yakından duyduğu bir hastalık havali şeklinde meydana gelen menenjit hastalığı meydana geliyor. Çocuklarda meydana gelirse menenjit hastalığı eğer gerekli tedbir zamanında alınmazsa menenjit geçirilen beyin kısmında deformasyonlar meydana gelir. Konuşamama, duymama gibi, görmeme gibi arızalar vuku bulabilir diyoruz arkadaşlar. Merkezi sinir sisteminin ilk organ olan beyinle başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Beyine baktığımızda çeşitli kısımların olduğunu görürüz arkadaşlar. Bir ön beyinimiz var. Arkadaşlar bir orta beynimiz var. Bir de ne var arkadaşlar? Arka beynimiz var. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Çizerek gösterelim. Ön beyin dediğimiz kısım bakın şurası arkadaşlar. Orta beyin dediğimiz kısım şurası. Arka beyin dediğimiz kısım ise beyincik, omurilik soğanı ve ponsan meydana gelen kısım. Yani anlayacaksınız aslında omurilik soğanı da beyincik de bir beyindir arkadaşlar. Beynin içeriğinde bulunan bir yapıdır diyoruz. Ön beyine baktığımızda şöyle diyoruz. Beynin en büyük kısmıdır arkadaşlar. Bakın ön beyin dediğimiz kısım görüyor musunuz? Şu kısım full ön beyin arkadaşlar. Yani beynimizi kafamız bir şapka gibi saran beyin kısmı olarak karşımıza geliyor ön beyin arkadaşlar. Ön beyin diğer bütün beyin kısımlarını üstten örten bir yapıdır. Ön beyine baktığımızda uç beyin ve ara beyinden meydana geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın Ön beyin dediğimizde uç beyin. Uç beyin dediğimiz şu kıvrımlı yapının olduğu yer sayılabilir arkadaşlar. Tamamen şapka gibi örtmüştür. Ara beyin dediğimiz kısım ise bakın şurası arkadaşlar. Talamus, hipotalamus ve epitalamus'un bulunduğu yer olarak karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Uç beyin, beyin yarım kürenin bulunduğu kısım diyoruz. Yani hani bizim beyin kıvrımları dediğimiz o kıvrımlı yapının bulunduğu yer aslında şurası arkadaşlar. Şu beyaz gördüğümüz kısımdır sevgili arkadaşlar. Bu iki yarım küreyi iki yarım küredir bu bu kesitten iki yarım küre olduğunu anlayamazsınız ama bu iki yarım küreyi birbirine bağlayan arkadaşlar nasırlı cisim ve beyin üçgeni vardır. Bu nasırlı cisim ve beyin üçgeni e, nöron aksonlarından meydana gelen bir bağ oluşun iki yarım küre arasında. İki yarım küre birbirinden çok da bağımsız arkadaşlar değildir. Buradan bunu anlamış oluyoruz. Ön beynin eline kesini aldığımızda arkadaşlar bu boyuna boynukisto oluyor. Eline kesini aldığımızda dışta sevgili arkadaşlar bir e, boz madde olduğunu görürüz. İçte ise bir ak madde olduğunu görürüz. Dışta boz, içte ak madde. Aktan isminize gelmesi gerekiyor. Ak madde bir akson dardan oluşurken boz madde hücre gövdesinden oluşuyor. Sevgili arkadaşlar ön beynin eline kesinde görülen boz madde hücre gövdesinden oluşan aslında beynin en önemli yapısı olan beyin kabuğunu meydana getiriyor korteks denilen beynin hemen hemen istemli yaptığı bütün davranışların kontrol merkezini bulunduran kısımdır sevgili arkadaşlar. Ne işmiş bu kısım sevgili arkadaşlar? Boz madde ve beyin kabuğuymuş. Beyin kabuğunda arkadaşlar kıvrım ne kadar fazlaysa bunun zeka ile bağlantısının da o kadar fazla olduğu tahmin ediliyor. Nitekim arkadaşlar canlılar aleminde en fazla beyin kıvrımına sahip olan canlının da insan olduğu düşünülüyor. Demek ki beynimizin kıvrımlı yeri neymiş arkadaşlar? Beyin kabuğuymuş, korteksmiş. O beyin kabuğu arkadaşlar neden meydana geliyormuş? Boz maddeden yani hücre gövdelerinden meydana geliyormuş. Bakın beynin yarım kürene baktığınızda enine arkadaşlar yarık olduğunu görürsünüz. Bu enine yarı adı ne diyor? Rolando yarı diyoruz. Şimdi gelelim bu ünlü beyin kabuğunun görevlerine. Beyin kabuğu zarar görürse hiçbir istemli işi yapamazsınız mesela. Çok önemli bir yapı. Bir kere arkadaşlar, zekaya dayalı her şey beyin kabuğu tarafından kontrol edilir. Konuşma, yazma, okuma gibi arkadaşlar, hafıza gibi her şey beyin kabuğu tarafından kontrol edilir diyoruz. Beş duyu organı dediğimiz şey görme, duyma, işitme, dokunma gibi arkadaşlar. Koku alma gibi duyu organlarının, tat alma gibi duyu organlarının bütün merkezleri nerededir arkadaşlar? Beyin kabuğundadır. Çeşitli ama hepsi aynı yerde değil. Farklı yerlerde bir sonraki arkadaşlar kağıtta bunları göreceksiniz. Ayrıca yine ne diyoruz? Ön beyin, uç beyin kısmı bizim istemli çalışan kaslarımızın kontrol merkezlerinde içeriyor. Yani biz irademizle, isteğimizle kendi isteğimize bağlı yaptığımız bütün davranışlar veya duyu organlarımıza yaptığımız bütün arkadaşlar aldığımız duyular uç beyin dediğimiz beynin ilgili bölgelerinde değerlendirilip cevap veriliyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğim o beyin kabuğunun bölgelerine geldik. Beyin kabuğuna baktığımızda arkadaşlar dört bölgeden meydana geldiğini görüyoruz. Bir sevgili arkadaşlar bizim neyimiz var? Alın bölgemizde bulunan frontal lob. Frontal lob isterli hareketlerin kontrolü meydana getiren bir yer arkadaşlar. Bunun alt bölgesinde konuşmaya dair merkezler olduğu söyleniyor arkadaşlar. Oksipital lob dediğimiz bir lob var sevgili arkadaşlar. Kafanın tam arka kısmındadır. Kafanın tam arka kısmı. Buraya insanın burasına vurduğunuzda görme duyusunda anlık kayıplar yaşayabiliyor. Çünkü burası görme duyusunun alınmasını sağlayan merkezleri içeren bir arkadaşlar beyin kısmı. Temporal lob dediğimiz ise arkadaşlar şakak dediğimiz Kafamızın tam böyle arkadaşlar yan taraflarını bulunan bir yapıdır. Bu şakak dediğimiz yerde ise sevgili arkadaşlar bir kulağımız da buradadır. Dikkatinizi çekelim. İşitme ile ilgili merkezler var. Bir de arkadaşlar tanıma ile ilgili merkezler yani. Yani bir cismi işte bu masa diyebilmenizi sağlayan beyin bölgesi temporal lobdadır. Nitekim temporal lob zarar gören kişi mesela bizim masayı görür. Burada bir cisim olduğunu söyler ama bu cisme isim veremez, tanımlayamaz arkadaşlar. Parietal lob dediğimiz yan kafa lobu ise arkadaşlar daha çok bu dokunma, basınç ve sıcaklığı algılama gibi kısımları barındıran bir beyin kabuğu bölgesidir sevgili arkadaşlar. Yine konuşlanı ve yazılanı anlama yani şu an bizim yaptığımız, sizin yaptığınız belki de kafanızın en çok çalışan kısımlarından biri de arkadaşlar parietal lob olarak karşımıza geliyor. Okul kitabında var olan bir kısım sınavda da karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden ihmal etmeyelim diyor. Evet sevgili arkadaşlar, sıra geldi ara beyine diyoruz. Ara beyinde ise epitalamus, talamus, hipotalamus dediğimiz aslında çok önemli yapılar mevcut sevgili arkadaşlar. Bunlardan epitalamus, talamusun hemen üstünde bulunan arkadaşlar ince küçük bir uzantı epifiz bezi bulunduran bu epifiz bezinin de melatonin, melatonin denilen bir hormon salgıladığı biliniyor. Ama bizi epitalamusun görevi daha çok ilgilendiriyor. Epitalamusun görevlerinden birisi sal kontrolü sağlamak, birisi arkadaşlar duyu oluşumlarını sağlamak, bir diğer görev arkadaşlar kas iskelet denetiminde görev alması. Epitalamus okul kitabında aynen bu şekilde var olduğundan size veriyoruz. Yoksa diğer kitaplarda, eski kitaplarda pek bulunmuyor arkadaşlar. Talamus'a baktığımızda ise talamusun güzel bir özelliği var. Duyu organlarımızdan, 5 duyu organımızdan gelen duyuların arkadaşlar beyin kabuğuna gönderilmeden önce arkadaşa uğradığı merkez talamustur. Koku sinirleri hariç, koku duyusu hariç bütün sevgili arkadaşlar duyular Önce Talamus'a uğrar. Talamus'a sınıflandırılır. Nasıl sınıflandırılır? İyi, kötü, güzel, çirkin diye sınıflandırılır sevgili arkadaşlar. Ve ondan sonra beyin kabuğuna gönderilir. Neden koku duyusu hariç? Bu tam olarak bilinmiyor. Sadece koku duyusunun ilkel bu duyu olduğuna dair bazı cümleler yazıyor kitaplarda. Bir de arkadaşlar Talamus'un uykuda çalışmadığında bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani uykuda e, duyu organlarına gelen uyarılar Talamus'a uğramaz diyoruz. Hipotalamus ise sayın arkadaşlar Önemli çok çok önemli bir yapı. Neden önemli arkadaşlar? Bütün iç salgı sistemi neredeyse kontrol eder hipofiz sayesinde. Çünkü hipofizi salgılattıran sistemsel organımız hipotalamustur arkadaşlar. Homeostasi dediğimiz iç dengeyi sağlayan da hipotalamustur sevgili arkadaşlar iç dengeyi nasıl sağlıyor? Endokrin sistemi kontrol ederek özellikle sağlıyor diyoruz. Yine arkadaşlar kan basıncını ayarlayan hipotalamusur, vücut sıcaklığının sabit kalmasını sağlayan mesela sürüngenlerde ve balıklarda sevgili arkadaşlar, vücut sıcaklığı sabit değil. Sürüngen, balık ve kurbağalarda. Neden? Çünkü balık kurbağa ve sürüngenlerde arkadaşlar hipotalamus Vücut sıcaklığını sabit tutacak kadar gelişmiş değildir. Ama kuşlarda memelilerde hipotalamus vücut sıcaklığını sabit tutacak kadar gelişmiş durumdadır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasından tutalım. iştaha kadar, uyku düzenine kadar birçok arkadaşlar e, meseleyi hipotalamus kontrol eder diyoruz. Önemli bir mevzu. Arkadaşlar direkt bilgi sorusu olarak aşağıdaki hangisi hipotalamusun görevlerinden değildir veya görevlerindendir tarzı sorularla muhatap olabilirsiniz. Denemelerde ve LYS'de dikkat edelim. Evet, orta beyine geldik sevgili arkadaşlar. Orta beyin ise hani beynimizin belki en arkadaşlar az bilinen kısmıdır bir şeyler yaptığı belli. Çünkü yazmış oluyor. Neler yaptı mesela? Arkadaşlar orta beynin yaptığı birinci görev şu. Bir kere ön beynin arka beynin arasındaki bağlantıyı sağlı. Impuls üretimini. Ama bilmemiz gereken iki özelliği şu ikisi. Bir, göz ve kulak reflekslerini kontrol ediyor. Işık, ışıkta gözün bebeğinin küçülmesi, büyümesi ışığın varlığında veya yokluğunda. Veya köpeklerin bir anda sesi duyar duymaz kulaklarını dikme, dikleştirmesi orta beynin görevlerindendir. Bir de arkadaşlar unutmamamız gereken bir mevzu bizim vücudumuzdaki çalışan kaslar özellikle istemli çalışan kaslardan bahsediyoruz arkadaşlar. Hafif kasılı haldedir. Yani dinlenme anında dahi hafif kasılı haldedir. Biz buna arkadaşlar kas tonusu diyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar biz buna? Kas tonusu diyoruz. Kas tonusu neymiş? Bizim vücudumuzdaki kaslar, istemli çalışan kaslar dinlenme anında dahi belli bir arkadaşlar neyi var diyoruz. kasıl hale kalması mevzusu var. Yani grafiğe dökecek olursak sevgili arkadaşlar şuraya çizerek. Mesela bir istemli çalışan bir kasın arkadaşlar kasılması sıfır hiçbir zaman inmez. Neden sıfıra inmez sevgili arkadaşlar? Çünkü sıfıra inerse kas hiç çalışmıyor. Kendini salmış olur. Hani böyle vücudumuz bir kum torbası gibi e, kemik torbasına dönüşür. Bu yüzden belli bir kasılı halde kalır arkadaşlar. İşte biz buna kas tonusu diyoruz sevgili arkadaşlar. Kas tonusunda orta beyinden devamlı bir şekilde giden arkadaşlar impulslar sağlıyor diyoruz. Sıra geldi arka beyni. Beynimizin arkadaşlar gerçekten adı gibi tam arka tarafında. Omuriliğin hemen üstünde arkadaşlar. Beynin de arka tarafında. 3 tane yapısı var. Pons, beyincik ve omurilik arkadaşlar. Pons'un diğer bir adı varoli köprüsü veya varol köprüsü dedik diyoruz. Pons'un sadece memelilerde bulunduğunu, iki, beynin iki yarım küresi arasındaki bağlantı, beyincin iki yarım küresi arasındaki bağlantıyı sağladığını bilelim arkadaşlar. Beyincik neydi? Denge organı. İşte bu denge organı arasındaki bağlantıyı ne sağlıyormuş arkadaşlar? Pons sağlıyormuş diyoruz. Bu kitapta yazan bilgi omurilik soğandaki sorunun merkezinin düzenlenmesinde pons alıyormuş. Birkaç defa e, test sorularında karşıma geldi. Siz de dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Yine bilinçaltını ve vücudun uyanık kalmasını sağlayan etkenlerden biri de ponstur diyoruz. Pons sadece memelilerde var. birinci ise hepimizin çok yakından tanıdığı beyine çok benzeyen, aynı beyin gibi dışta boz, içte ak madde bulunduran iki yarım oluşan bir yapı. Beyincin iki yarım köyesi arasında pons var dedik arkadaşlar. Beyincin görevlerinden bir tanesi göz ve kulaktan gelen uyarılarla vücudun bir dengesini ayarlar arkadaşlar. Denge dediğimiz dengeli yürümeden tutalım arkadaşlar. Dengeli harekete kadar. Yine iskelet kaslarının düzenli bir şekilde çalışması sağlar. Yani biz bir kalemi kullanmaya çalışırken o kalemi düzgün bir şekilde tutup elimizi düzgün bir şekilde oynatabiliyorsak bunda beyincin etkileri vardır. Yine arkadaşlar bebeklerde neden yürüyen yürümediğini, neden ayak durulamadığını, neden oturulamadığını beyincin gelişmemesiyle alakalı olduğunda bilmemiz gerekiyor. Omurilik soğana baktığımızda ise yine vücudumuzun çok önemli bir yapısıdır. Omuriliğe çok benzemekle birlikte omuriliğin hemen üstündedir arkadaşlar. Küçük soğan şeklindedir. O yüzden ismi öyle kalmış arkadaşlar. Omurilik soğanın temel görevi dolaşım arkadaşlar, boşaltım, salgılama gibi sistemlerin hepsini solunum kontrol eder. Yani omurilik soğanınız herhangi bir arıza gördüğünde solunum durur, dolaşım durur, boşaltım durur, salgılama durur ve insan ölebilir arkadaşlar. Başka ne yapar omurilik soğanı sevgili arkadaşlar? Bazı refleksler var. Hapşırma, öksürme, çiğneme, yutkunma, kusma refleksleri gibi refleksleri düzenleyen bir organımızdır. Pons, omurilik soğanı ve beyincin üçüne birden biz arkadaşlar beyin sapı diyoruz. Kısma geçiyoruz. Arkadaşlar geldik omur ile beyin bitti. Omurilik dediğimiz organ ise arkadaşlar yine beyinden çıkan sinir korduğunu ve arkadaşlar o sırtta bulunan omurga dediğimiz kemiklerin içerisinde bulunan bir organ arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Omurilik beyinden çıkan bir sinir kordonu. Ama o sinir kordonu biz göremiyoruz arkadaşlar. O sinir kordonu neyin içinde? Omurga dediğimiz disklerin içerisinde sevgili arkadaşlar. Omurilik soğanı ile zaten omurilik soğanın isminin oraya nereden geldiğini anlamamız açısından söyleyelim. Üst kısmı omurilik soğanı ile birleştirilen ismi arkadaşlar omurilik soğanı olarak adlandırılmıştır diyoruz. Şimdi omuriliğe baktığımızda dışta ak maddenin işte boz maddenin olduğunu görüyoruz. Beyinde nasıldı arkadaşlar? Beyinde tam tersiydi. Beyinde dışta boz, içte ak maddeydi arkadaşlar. Yani neymiş? Tekrar ediyoruz. Omurilikte dışta arkadaşlar ak madde, içte ise boz madde var diyoruz. Bakın enine kesitte omuriliğin enine kesiti şöylece görülüyor. Baktığımızda arka taraf arka kök veya dorsal kök, ön taraf ventral kök, ön kök. Uyarılar arkadaşlar omur ile arka kökten girer, ön kökten çıkar. Ara nöronlar burada. Duyu nöronları giriş yerinde. Motor nöronları çıkış yerinde. Sağdan dokunulan yerler sağdan ve sağdan. Soldan dokunulan veya soldan uyarılan şeyler soldan ve soldan geçer. Arkadaşlar. Şurada yazan şeyi okuyalım. Duyu sinirlerinin çoğu beyni ulaşmadan omurilikte çapraz yapar. Hep derler ya vücudun sol tarafı sağa sağ tarafı solu kontrol ediyor. Bunun sebebi bu çapraz yapmalıdır arkadaşlar. Yine beyinden çıkan motor sinirlerde 10 sonunda çapraz yapıyor sevgili arkadaşlar. Yani bizim sağ kolumuza dokunduğumuzda bunun yarılan yeri sola gidiyor. Yine soldan gelen cevap yine sağ tarafa gidiyor ki aynı yeri çekmiş olalım diyoruz arkadaşlar. 10 milin görevlerine baktığımızda Sevgili arkadaşlar birinci görevinin beyinle vücut arasındaki arkadaşlar impuls iletimini sağlamasıdır. Beyinden gelen uyarılar omurilikle vücuda dağıtılır. Vücuttan gelen duyu nöronlarıyla gelen uyarılar da beyne yine omurilik vasıtasıyla getirilir sevgili arkadaşlar. Yine vü vücudumuzda böyle ani gelişen olaylara karşı ani tepkiler, hızlı tepkiler verilir. Basit tepkiler verilir. Bu tepkilere refleks denir arkadaşlar. İşte reflekslerin de arkadaşlar merkezi yine omuriliktir. Ama arkadaşlar burada önemli bir mevzu var. Refleksin merkezi omurilik diyoruz ama mesela öksürme, hapşırma, hıçkırma, göz kırpma, kulak refleksinin omurilik alakası yoktur. Yani vücudumuzu düşündüğümüzde vücudumuzun refleks net neresindeyse oradaki ilgili organ refleksi sağlar arkadaşlar. Beyinde ise beyin refleksi sağlar. Omurilik ise omurilik soğanı sağlar arkadaşlar. Omurilikte omurilik sağlar. Yani bütün refleksler omurilik tarafından kontrol ediliyor demek çok da doğru bir şey değil sevgili arkadaşlar. Omurlüğün bir kontrol ettiği mevzu daha sevgili arkadaşlar alışkanlık hareketleri. Biz yüzme gibi, dans etme gibi arkadaşlar, işte bisiklet kullanmak, arabadaki o gaz, fren arkadaş debriaj düzenini sağlamak gibi mevzular arkadaşlar önce öğreniriz, sonra alışkanlık hareketi haline gelir ve kontrol neye geçer, omurluya geçer arkadaşlar. Hani bazen böyle televizyonda programlar izlersiniz, insanlar dans eder. Aa dersiniz bu ne kadar güzel dans ediyor, bu dansı nasıl becerebiliyor bu diye kendi kendinizi soruyor olabilirsiniz. Arkadaşlar aslında bu alışkanlık hareketine gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Hani ders çalışmayı da bu hale getirebilir miyiz? Olabilir. Ders çalışmayı da alışkanlık haline getirebilir, omulik kontrolüne geçirebilirsiniz belki arkadaşlar. Evet, şimdi omulikteki refleks yaylarından bahsetmek istiyorum size. Normal bir arkadaşlar refleks yayında durum şöyledir. Mesela ben buraya demiş sağ iğne iğne batarsa bir insanın ne olur? Haberi olmadan sağ iğne iğne battı. Sağ iğne iğne battığında duyun nöronlarıyla arkadaşlar sağ arka kökten bak sağ arka kökten sağ solu ters olarak algılayın vücudunuzu döndürerek. Sağ arka kökten duyun nöronları uyarı gelir. Ara nöronlarda değerlendirme yapılır. Ve cevap hızlı bir şekilde motor nöronlarına verip sağ ön kökten çıkış yapılır arkadaşlar. Reseptörden alındı uyarı. Duyu organı vasıtasıyla duyu nöronuna geldi. Duyu nöronu sağ arka kökten veya boynuzdan giriş yaptı. Ara nöronlarla değerlendirme yapıldı. Cevap motor nöronlarına geldi. Ve efektör tepki organına gitti. Bu normal bir refleks arkadaşlar. Ama bir istisnamız var. Diz kapağı refleksi. Diz kapağı refleksi vücudumuzdaki en ilkel refleks olarak söyleniyor arkadaşlar. Diz kapağı refleksinde bakın ne yok arkadaşlar. Şöyle bir ok çıkaralım. Arkadaşlar ara nöron yok. Tekrar ediyorum. Diz kapağı refleksinde ara nöron yok. Diz kapağı refleksinde duyu nöronlarıyla gelen uyarı direkt motor nöronlarıyla bağlantı kuruyor arkadaşlar. Ara nöron yok. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki arkadaşlar renkli yazılan yazıyı okuyalım. Reflekse tepki beyin ulaşmadan gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Yani şunu diyoruz. Bizim reflekste yapacağımız davranışın beynin haberi olmadan davranışı gerçekleştiririz. Yani mesela elime iğne battı. benden acıyı hissetmeden elimi çekelim. Çünkü acıyı hissetme omurilik işi değildir. Acıyı hissetme beynin işidir arkadaşlar. Yani siz sıcaklığı ve acıyı hissetmek için ne yapmanız lazım? Omurilikten ilgili, duyuyla ilgili arkadaşlar impuls beyne gönderilmesi gerekir. Demek ki soruda şöyle bir şey sorsa. Dese ki eline habersiz bir şekilde iğne batırılan bir insanın acı hissetmesi e, refleks midir? Hayır. O kısım refleksidir. Refleks olan kısmı elini çekmesidir. Acıyı hissetmek ise arkadaşlar beyin kabuğunun, beynin işidir diyoruz. Reflekslerden beynin haberi vardır. Beyinden habersiz olmaz. Hatta kimi zaman refleksleri beyin baskılayabilir. Mesela siz doktora gittiğinizde iğne aşı vurunduğunuzda arkadaşlar elinizi kolunuzu çekmezsiniz. Sebebi nedir? O iğneyi vurunmak gerektiğini bilirsiniz. Ve beyin bu değerlendirmeyi yapıp o refleksi baskılar arkadaşlar. Bu yüzden refleksler beyinden habersiz gerçekleşmez diyoruz. Geldik arkadaşlar son sistemimize. Merkez sinir sisteminden sonraki sistem. Çevresel sinir sistemi. Ne demişti çevresel sinir sistemi? Omurilikten ve beyinden çıkarak vücuda dağılan sinirlerden oluşan sistem demiştik. Omurilikten 31 çift sinir çıkıyor arkadaşlar. Bu sinirlerin büyük çoğunu duyu ve motor sinirleridir. Kafadan yani beyinden ise 12 çift sinir çıkıyor. Bunların da büyük bir kısmı arkadaşlar başa ve vücudun üst arkadaşlar kısmındaki organlara gidiyor diyoruz. Bu sinirlere baktığımızda karşımıza gelmesi en muhtemel sinir çeşidi vakus sinirdir arkadaşlar. Kafadan çıkan 10 numaralı 10 numaralı çift 10. çift sinire vagus sinir diyoruz. Vagus siniri birçok arkadaşlar organı kontrol ediyor. Kalp, akciğer, pankreas arkadaşlar ve bağırsakları ve mideyi kontrol eden bir sinirdir arkadaşlar. Ve parasempatik özelliktedir. Parasempatik özellik nedir? Eğer sindirimle ilgili bir organsa parasempatik özellik o organın çalışmasını yavaşlatır. Sindirim dışındaki sistemler ise işte ve akciğerde arkadaşlar çalışmasını hızlandıran pardon hızlandıran değil yavaşlatan bir sinirdir. Tekrar diyoruz vagus parasempatik bir özelliktedir. Sindirim sistemiyle ilgili olanları hızlandırır. Arkadaşlar diğer sistemlerle ilgili olanları da yavaşlatır diyoruz. Çevresel sinir sistemini görev ve işleyiş bakımından biz ne yapacağız arkadaşlar? İki gruba ayıracağız. Nedir bu iki grup? Bir, istenme çalışan kaslara uyarı gönderen sinirleri, miyelinli motor sinirlerini bulunduran sistemi somatik sinir sistemi diyoruz. Neden miyelinli motor sinirleri arkadaşlar? Neden böyle miyelinli olmak ihtiyacı duyuyor? Çünkü bizim vücudumuzun sevgili arkadaşlar e, istenme çalışan kasların ani bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışması gerekiyor. İşte hızlı bir şekilde çalışması için de bu somatik sinir sistemi nöronları nedir arkadaşlar? Miyelinlidir diyoruz. Otonom sinir sistemine geldiğimizde ise istemsiz çalışan bir sistem olduğunu ve yeninsiz motor nörondan oluşunu görüyoruz. Niye? Çünkü bizim iç organlarımız ve istemsiz çalışan kaslarımız arkadaşlar nedir? E, yavaş çalışıyor. Yavaş çalıştığı için miyelin olmasına bu motor nöronlarının gerek yok sevgili arkadaşlar. Otonom sinir sistemine baktığımızda sempatik ve parasempatik sinirlerden meydana geldiğini görüyoruz. Şunu unutmayalım. Sempatik sinir sistemi, sindirim sistemi hariç bütün sistemlerin çalışmasını hızlandırır. Parasempatik sinir sistemi, sindirim sistemi hariç bütün sistemlerin çalışmasını yavaşlatır. Sindirim sistemininkini hızlandırır, sindirim sistemininkini yavaşlatır sevgili arkadaşlar. Baktığımızda birkaç örnek vereyim. Kalp atışını sempatik hızlandırır, parasempatik kalp atışını yavaşlatır. Kan damarlarını daraltır, kan basıncını arttırır. Sempatik sinirde arttırmayı sonuç olarak bakın. Yani kan damarını daraltmak kan basıncını arttırır mı azaltır mı? Kan basıncını daraltmak kan basıncını arttırır. O zaman sempatik. Kan basıncını gevşetmek ya da kan damarını genişletmek. Kan basıncını azaltır mı arttırır mı? Kan damarı genişlerse arkadaşlar hacim artacağından, alan artacağından kan basıncı azalır arkadaşlar. Kan basıncının azalması artı bir şey mi eksi bir şey mi? Eksi bir şey. Mi. O zaman parasempatik görevi. Göz bebeği genişleyince daha fazla ışık giriyor. Bak fazla dediğim yine. Yine sempatiğin işi. Göz bebeği daraldığında daha az ışık giriyor, parasempatin işi. Bronşlar genişleyince daha fazla vücuda, akciğere oksijen giriyor, sempatin işi. Bronşlar daraldığında arkadaşlar daha az oksijen giriyor, parasempatin işi diyoruz. Yine idrar kesesinin geniş, gevşemesi, idrar kesesinde idrar çoğalması sempatin işi. Parasympatik arkadaşlar idrar kesesini kasıyor ve idrarın atılmasını sağlıyor diyoruz. Sindirim sistemi olayları tükürük bezinden tükürük salgılanması, pankreastan sindirim enzimi salgılanması, ince bağırsaktan salgılanması, peristaltik hareketin hızlanması tarzı bütün davranışların artı yönde olanı artanı parasempatiktir. Azalanlar ise nedir arkadaşlar? Sempatiktir diyoruz. Ve böylece arkadaşlar sinir sistemini bitirmiş oluyoruz.